Değerli izleyiciler, yeni bir Hüseyin Sadık'ı Yatırım Rehberi programına hoş geldiniz. Kısa bir Covid arasından sonra tekrar huzurunuzdayım. Bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Kumsal Emlak Direktörü, sevgili Necmi Sıddık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Son zamanlarda bugün sizde piyasal şey alakalı, yanı başımızdaki savaşla alakalı, bununla birlikte Covid'le alakalı birçok sorum olacak. Her soruna cevap verelim. Harikasınız. Ama önce her zaman olduğu gibi programa davet ettiğiniz için de size çok, her çok zaman. Teşekkür ederim. Çok, ben teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bugün birçok meslektaşınızdan telefon aldım. Dört gözle size merakla şey izliyorlar. Özellikle Lefkoşa meslek taşlarınızdan çok selamları var. Özelden bana yazan arkadaşlarımız var. İsmi nedir? Sevgili Ahmet, Hasan, Ender gibi birçok arkadaşımız da Hasan almış Efe, olduğumuz şeyler var. Evet, aynen. Ahmet Çakıcı. Tabii. Bunlar benim Ender, kardeşim gibidirler. Evet, bu konuyu da konuşacağız. Acenteler arasında kardeşlik nasıl olur? Olabiliyor mu? Olabiliyor. Yoksa bu rekabet tersine bütün arkadaşlık ve dostluğu bir yana mı bırakıyor diye onları Tam sizden bugün soracağım. tersinedir aslında. Tamam, bunun sırrını da sizden öğrenmiş olacağız. Sevgili Necmi Sıddık, sizden öncelikle klasik sorumla sizi de tanıyabilir miyiz? Kendiniz hakkınızda bilgi alabilir miyim? İsmim Necmi Sıddık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşıyım. Kumsal Emlak'ın da direktörüyüm. Limited şirketidir. Onun da en büyük hissedarı ben olduğum için direktörü benim. Lefkoşa'nın en eski, Lefkoşa'da. en köklü emlak firmalarından. Evet. 1991. Büyük yani, baktığınız zaman dile kolay. Neredeyse Kuzey Kıbrıs emlakın her döneminde bulunmuş vaziyettesiniz. Evet. Bu da aslında şu anda özellikle bizi izleyen sevgili meslektaşlarınıza ve değerli izleyicilerinize de alabilecekleri tecrübeler konusunda altın değerinde konuşmalardan ve sorularına cevap alacağız. Peki emlak sektörüne nasıl başladınız? Emlak sektörüne 1991'de başlama sürecimiz bizim eğilik yapma yönündeki pozisyonumuzdan başladık. Bir arkadaşa Türkiye'den gelen öğrenci tanımadığımız ev arardı. Arkadaşımın da evi vardı kiralık. Eğilik olsun diye evini kiraladık kendine. Tamamen spontane gelişen bir olay oldu. Evet, mal sahibi de dedi ki bunun durumunda bu da para senindir, komisyonluğun dedi. Bir baktık, Allah Allah, bu güzel bir para. İkinciye yaptık, üçüncüye yaptık kiralama yönünden. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o zaman yeni açılan Neares Üniversitesi'ydi. Bu üniversiteye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye'den çıkıp değilim ki İstanbul'dan gelen Kıbrıs'ı bilmez, sokağını bilmez, evi bilmez. Biz başladık evleri bir bir bulalım ve bir bir de gelenlere kiralamaya başladık. Ve baktık ki bu iş güzel ve ondan sonra bunun durumundaki pozisyonda emlakımızı satışa yönlendirmeye başladık. Bu arada bu konuştuğumuz yıllar 1990 yıllarıydı. Neredeyse Evet. Lefkoşa'da herhalde emlak Neares o firmaları zaman sayılı, böyle parmakla göstereceğiniz evet. sayıda. O zaman Neares şeydeydi. Lefkoşa'nın içerisinde Mendü Erdal'ın karşısında yukarıda damdaydı Neares. Daha o zaman o tarihlerde Nereden öyleydi. nereye? Aslında Yani ülkemiz gelişiyor. evet. Bütün işletmelerimiz büyüyor. Sizin de bu arada hayırlısı olsun. Çok güzel, çok nezih yeni bir ofisiniz var. Teşekkür Ofisinizin yerine ederiz. yeni, izleyicilerimizle yeni yerine öğrenebilir miyiz? Yeni yerimiz Galın Yol dediğimiz Lefkoşa'da şehit çocukları o ana yolu üzerinde kendi binamızı yaptık. Ama tek katlı bir bina yaptık. Nedeni ise dedik ki 5 yıl orada kira vermeden kalıp 5 yıldan sonra o bölgedeki Gelişimle binanın birlikte. gelişimlerine göre dönelim, yıkalım. 5 sene sonraki yeni model bir bina yapalım. Çünkü bir bina yapan, üstünü yapan, ondan sonra dönen bina eskir. Yani modeli araba gibi eskir. Oradaki yeni yeni de binalar olmaya başlayınca herkes birbirinden yarışmaya başladı. Evet.
Onun için biz dedik ki 5 sene sonra yıkalım, yeni bina yapalım. Aslında bu da birçok izleyeceğimiz için pandeminde yatırım yapılır mı? Aksine pandemide yatırım yapmak gerekir. Krizde yatırımı fırsata çevirmek için ki bu da en büyük örneklerden bir Evet. tanesisiniz. Siz bu kötü dönemde aslında büyük bir yatırım yaparak yeni bir yer satın alarak yeni bir bina inşa ettiniz ve gene durmadınız. 5 sene sonra bir hedefleriniz var. Bu bina Yıkacak, değişecek, yıkacak ve o yeni o modelini yolun yapacak. gelişecek şartlarına şey göre artık kat iznine göre neyse ona Aynen güncel bir öyle. hale getireceksiniz. Dolayısıyla yatırımda durmamak şey gerekir. Kesinlikle. Hepimizin aslında ekonomi şartlarından dolayı yaşamış olduğumuz moral bozukluğumuz var sevgili Necmi. Konuştuğunuz her yerde, her devlet dairesinde, her yere giriş yaptığımız zaman insanlarımız mutsuz. Aslında mutsuzluk biliyorsunuz bulaşıcıdır. Aksi halde mutluluk da aynı şekildedir. Aynen. Dolayısıyla şu anda bir mutsuzluk trendi ne yazık ki Kuzey Kıbrıs'ımızı, cennet adamımızı üzerinde seyrediyor. Bu da çok üzücü bir noktadır. Burada hepimize aslında görevler düşüyor. Gerek basın, gerek devletimiz, gerek bizler, yatırım danışmanları, gayrimenkul firmaları ve inşaat ve herkes aslında herkesi motive etmek gerekiyor. Evet, dediğiniz Şu anda doğru. yaşamış olduğumuz en büyük sorun budur diye düşünüyorum. Ama şimdi şu an ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emlakının yukarıda olduğunu görürüm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki yatırımcıların en fazla bizim Kuzey Kıbrıs'la ilgilendiğini görüyorum. Bu ilgilenme durumundaki demincekte size bahsettiğim Tabii. bütün dünyayı piyasa emlak fiyatlarını incelediğimiz zaman bir baktığımızda Kuzey Kıbrıs beleştir. Yani arsası olsun, arazisi olsun, osu olsun Yani bir her şey Avrupa toprağındaki baktığınız beleştir. zaman. Yani araba fiyatına arsa alın. Halen öyle bir şanslar var Yani değil mi sevgili bir Necmi? düşünebilir Haklısınız. miyim? Bir arkadaşım açar, arsa açar. Bahçeşehir'in karşısında. 30 bin pound. Bugün 30 bin pound'u bugün yatır Hüseyin. Bir sene sonra o arsanın koçanı çıktığında 60 bin pound'dur. Dünyanın hiçbir yerinde bir emlak sana 12 ayda 30 bin 60 bin lira olmaz. Bir de döviz üzerine kazanıyorsunuz. Bu da Evet. çok büyük bir aslında bir avantajdır Evet. baktığınız zaman. Paranız aksine enflasyon karşısında eriyordur. Evet, O parayı doğru. bankaya bıraktığınız zaman alacağınız çok cüzi rakamlardır. Faiz olarak bahsetmiş olduğunuz. Sizden bugün aslında özellikle nerelerde arazi konusunda yatırım yapmak gerekir dedi tiyolarını alacağız. Burada gerek değerli izleyicilerimiz, yatırımcılarımız ve meslektaşlarımızdan da sizden alacağı olan bunun üzerine yatırım yapacaklarını diye düşünmekteyim. Yatırım iki türlüdür. Girne'de ya da Girne'yi alırsak hele. Girne yolunu aldığımız zaman doğusu veya batısı. Baktığımız zaman arazinin ana yolunun gittiği yolun yatırım yapacaksan eğer de bulursan ana yolun denize olan kısmından alacaksın. Asfaltın üst kısmından herhangi bir site, herhangi biri yayan ana yolu geçmek istemez ve denize gitmek istemez. Ama asfalt yolun bir altından nerede olursa evi 100 metre olsun, 200 metre olsun denize gidip orada balık avlayabilir, denizi seyredebilir, denizi görebilir. Yani ikisi arasında bir fiyat farkı vardır. Nedeni ise gelecekteki de fiyat farkının durumundaki pozisyonda yatırımcı oradan alacak olan müteahhit kesinlikle asfalt yolun alt kısmını ister. Üst kısmını istemez. Bu da aslında bu da bir yatırım Evin teknikleri olarak paylaşıyorsunuz. fiyatları diyelim ki 150 bin liraysa asfaltın üstündeki 120 bin liradır. Her zaman büyük bir fark Bir fark oynuyordur. vardır. Dediğiniz Yani gibi denize ne kadar yakın olabilmek, evet, kıyılara ne kadar yakın olabilmek bir avantajdır. bunu iskelede çözmek için iskelede belediyeden izin aldılar ve iskeleni asfalt yolun altından büyük bir köprü şeklinde diğer denize olan kısmını geçirdiler ki yoldan bir taraftan yürüyüp geçemez. Hem de trafiğe Geçmen engellenmiyor aslında baktığınız zaman. aynen, Can güvenliği için de çok sağlıklı kesinlikle, bir durumdur. kesinlikle. Harika. Aynı zamanda yıllardır
emlakçılar birliği olarak da çok aktif bir rolünüz var burada. Evet. Bununla alakalı da biraz bilgi alabilir miyiz? Yani emlakçılar birliğinde almış olduğunuz, üstlenmiş olduğunuz yıllar içerisindeki görevleriniz nelerdir? Hala nelerle uğraşıyorsunuz? İlk günden belli tek bir görevimiz vardır. Yıllardır da başkan ve yönetim kurulunun tek bir şeyi vardır. Yani bunu utanarak da söylerim. Maalesef. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2022 yılında ilk daha Emlakçılar Birliği yasası daha geçmedi devletin. Bu devlet nasıl bir devlettir? Hangi hükümet olursa olsun, ben onun herhangi bir hükümete demiyorum. Çünkü yıllardır yönetimde olduğum için bütün hükümetler de... İş insanı olarak bütün hükümetler de ilişkilerimiz aynıdır. Aslında çok basit bir kelime vardır. Emlakçılar Birliği'nin yasasını geçireceksin, doğal vergini alacaksın. Hem vergisini almaz... Merdiven altı izin veriyordur. Evet, bütün herkese, bana da, ben de Emlakçılar Birliği'nin içerisinde olmama rağmen beni bile kontrol edemiyor. Çünkü yasanın durumundaki pozisyonda beni bile şey yapamıyor. Yani mesela örnek Hüseyin. Devir formasında Emlakçılar Birliği durumunda tapuda bir devir olacaksa o formaya benim şirketimin kumsal emlak mühürünü vurduğum zaman ve devir olacaksa devlet diyecek ki sen 4 tane devir yaptın. Senin %5'tir, %3'tür. Ne, nereden? %3, %3. Rayiş bedelleri de bunlardır. Hani benim vergim. Aslında burada çok basit. Devletimizin en büyük yaşamış olduğu sorun budur. Yalnız şurada... Devlet para istemez. Devlet aslında şu şekilde, şöyle bir yol buldu sevgili Şerif Necmi. Ne yazık ki hepimizin başına gelen bazen bütün meslektaşlarımızdan birlikte iş insanların zaman zaman keyfi resen vergiler. Devlet bu şekilde çözmeye çalışırken aslında hiç gerek yoktur bu tarz ilker yaptırımları. Çok basittir. Dediğiniz gibi herkesi aslında yasa altına çalarak... Bir kere merdiven altı emlakçılığı yasaklamak çok kolaydır. Çok basittir. Bu insanlar eğer ki tapuya giriş yapamazsa, vergi dairesine giriş yapamıyorsa bir şekilde kendinden yok olacak. Şirketinin mühürü yoksa da mühürleyemiyorsa evrağı demek ki kaçaktır. Bugün çok basit bir örneği var. Gümrük komisyoncularımızın yapmış olduğu zamanındaki geçmiş olarak yasa çok büyük bir avantaj kendilerine sağlıyor. Tabii ki. Bugün aynı şey mimarlar mühendisler odasının içine geçerli. Bugün dışarıda tek bir mimar gelip raporu çizebiliyor mu? Tek yasası olmayan Hüseyin, Kuzey Kıbrıs Türkçü'nde tek bir yasası olmayan Emlakçılar Birliği'dir. Bu da aslında ben artık bir art niye aramaktayım. Çünkü seninle birlikte yıllardır her mecrada bulunduk ve bununla ilgili gerek bütün bakanlar, devlet başkanlarımız, onunla birlikte meclise bulunduğumuz insanlarız. Ve bu konuda eğer ki halen ısrarla bu yasa geçmiyorsa ben burada tamamen bir art niyet arıyorum. Bir neden arıyorum. Artık ihmalkarlık olamazdır. Eğer ki bir şey 20 sene, 30 sene geçmiyorsa var bir neden. Demek ki bu konuda da umarım gene her gelen İçişleri Bakanımızı, hükümetimizden aynı şey bekliyoruz. Umarım bu defa geçer. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için biz cebimizden ne kadar para harcarız Hüseyin? Sen de olsun, biz de olalım, bizim gibi arkadaşlarımız olsun. Siteleri, yurt dışı fuarları, canımızı yerik, gece uykusuz kalırık. Ve bunun durumunda o insanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneşini, doğasını, buranın gerçekten dünyaya baktığında ne kadar temiz olduğunu, yani katillik yolundan, hırsızlık yönünden ne kadar oran temiz olduğunu. Oran olarak halen çok iyi bir orandayız. Ve bunun durumunda bunu anlatmaya çabalarık ve buradan bir ev yaşam üzerinde satmaya çabalarık kendilerine. Bir taraftan beni koruyan bir devlet yok. Evet. Yani bunun durumunda sen beni koruyamazsan sen benden nasıl vergi alacaksın? Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum işte ben görüyorum ve üzülüyorum. Ne yazık ki bizler gibi kayıtlı firmalardan bir tek devlet kayıtlı olduğumuz için daha fazla olmayanın vergisini de almaya çalışıyor. Bu defa çalışmaya çalışıyor. Buradadır bir sıkıntı. Evet, burada dediğin doğru. Siz bugün bir tapu dairesinde bulunuyorsanız ve hiçbir ofisi, kaydı, herhangi bir vergiye tabi olmayan bir arkadaşa görüyorsanız ki orada aynı şey sizinle yapmaya çalışıyordur. Bu defa sizin de gücünüze girer. Bizim pastadan bir dilim
devir yaparken bir dilim aldı demektir. Yani bir Lefkoşa'da, yalnızca Lefkoşa değil ama diğer bölgelerde özellikle de olsun. Özellikle Giyene ve İskele'de çok bu şekilde sorunlar yaşıyoruz. Ama en fazla bizim sıkıntımız Lefkoşa'dır Hüseyin. Çünkü nedeniyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele olsun, Girne olsun dış piyasadır. Dış piyasa dıştan alır parayı, gelir dıştan evini alır. Benim Lefkoşa'da dış piyasadan bir tane müşterim yoktu. Evet, benim de sizin tamamen geldiğiniz. İç piyasadır benim. Yani iç piyasa dediğimiz zaman da benim memur, evet. memur kesim durumundaki pozisyonda insan ev ararım dediğinde o dairenin içinde diyelim ki tarım dairesinde, orman dairesinde. Hepsi duyar, hepsi belediyedeki osu busu ama dış piyasadaki belediyedeki çalışan memur onu İngiltere'nin bağlantısı yok, buraya getirmesi yok ve bunun durumunda evi pazarlama şeklindeki pozisyonu yoktur. Yani bizim Lefkoşa'daki emlakçılar daha büyük bir darbe yerik biz. Çünkü iç içe diller diye. Şimdi tabii burada aslında şu da çok önemlidir. Burada değildi, müşterilerimizden de çok büyük görevler düşer. Nasıl dünyanın herhangi bir ülkesinde bir devlet dairesi çalışanından veya bir manavdan veya bir kuaförden gidip ev almıyorlarsa burada da aslında aynı şey yapılmaması gerekir. Nedenini sorarsanız çünkü sizin gibi bakın 30-35'e yakın bir tecrübeye sahip olan bir insandan alışveriş yapmak çok başka. Bir taksici arkadaştan bu işe yapmaya çalışmak başka. Bir kere emlakçıya birliği kayıtlı olan tüm üyeler biz neyi başardık? Bütün üyelerimizi sigorta sistemine çekildik. Evet. Bugün çok güzel bizim firma, sizin firma, benzer olan bütün üye firmaların herhangi bir yanlışı eşittir. Değerli müşterilerimizin, yatırımcılarımızın mağduriyetini sigortanın karşılaması. Şimdi, çok güzel o. Bugün kayıtsız birinin bunu yapabilmesi zaten imkansızdır. Bir kere bulamazsınız. Çünkü dün belki de bir kahvede görüştünüz veya bir restoranda görüştünüz. Yarın belki de pazarda ya görürsünüz veya görmezsiniz. Dolayısıyla bu müşterilerimize de görev düşer. Aslında biraz araştırmak çok kolay. Günün çağı az önce web sayfalarından bahsettiniz. Şimdi bugün Necmi Sıttı aslında araştırmak çok kolaydır. Bugün Google'da yazdığınız zaman beyefendi kimdir? Neler yaptı, hangi yerlerde üyedir ve kaydı olan bir arkadaş olduğunu dile getiriyor o zamandır. Şimdi Emlakçılar Birliği'yle birlikte sizin bir de tabii ekspertiz değerlendirme üzerine çok büyük bir uzmanlığınız var. Evet, yıllardır. Bununla kadar şu anda kanayan bir yaramız dahadır aslında biliyorsunuz. Evet. Bu konuda şey alakalı söyleyecek bir şeyiniz var mı? Sayın Başkanımızla Hasan Songur'la. Sevgili Hasan Songur'la bu da selamlarımıza şeyler elimizden gelen şekilde bu Değerlendirmeciler Birliği durumundaki pozisyonu ele aldık, temizlemeye çabaladık. Bunun durumunda bunu söyleyebilirim ben size. Siz yıllardır Hüseyin, diyelim ki 20 senedir Kuzey Kıbrıs'ta değilsin. İngiltere'de, Avustralya'da, Almanya'dasın. Evet. Senin bir babadan kalmış bir arsan var. Geliyorsun Kıbrıs'a, değerlendirme yapan ben ve benim gibi birçok kişiler vardır. O kişilere den ki, bu arsa kaç para eder? Diyelim ki bu arsayı sen alacaksın. Evet. Ben bilmem. O valuation, değerlendirme. 5-6 sayfalık geleceğini, bugünkü rayiş bedelini ve orada neler olabileceğini anladan bir rapor. Aynı zamanda emsal, birçok satışınız olduğu için evet. Çok kolay bir şekilde emsal verebiliyorsunuz. Aynen. Bunun durumunda sen tam doğru bir nokta yönünden malını satabilin. Ucuz satman, pahalı da istemen, normal bölgesel fiyat alın. Bölgesel fiyat durumunda da den ki, ya bu arsa 50 bin isterli nedir? Rayiş bedeli bu olmaz. Rayiş bedeli budur ve onu alın. O rapor da 300-400 TL'dir. Yani baktığın zaman dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu rayiş bedelini öğrenesin. Yani bu rapora şey yapasın, ele geçiresin. Çünkü onun üzerinde şu anda yaşamış olduğumuz bir problem var biliyorsunuz. Belirli birlikler kurulmaya çalışıyordur. Ve burada yaşamış olduğumuz güncel bir sorun var. Yani bunu da bir an önce... Biz birliklere Hüseyin karşı değilik. Değerlendirmeciler Birliği'ne. Evet. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değerlendirmecilik nedir?
en aşağı 5 yıl bu emlak işini yapmış olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Çok önemli aslında bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil. Sen Türkiye'den geleceksin Kıbrıs'a, ben değerlendirmeciyim diyeceksin, gideceksin bankalara. Aynı yasayı bile bir kere aynı sosyal yasayı konuşuyoruz. Sigortadan, evet, sosyal sigortadan ihtiyaç sandığından senin yatırımın yok, şirketin yok, bir şeyin yok. Sen gideceksin ve oraya raporlar hazırlayacaksın. Ama bölgeyi bilmen, rayiş bedellerini bilmen. Çünkü tapu dairesinde sen gidip devirde yaptığın yoktur. Ve orada haksız devlete de vergi vermeksizin, haksız çünkü faturası makbuzu da yok. Haksız bir yere sen para kazanın. Yani devletimiz burada da bu nokta üzerinden de büyük kayıplar yaşıyor. Düşün. Yani bu kadar aslında gelire yok, ihtiyacı olan bir yerinde devlet yoktur. Bu kadar aslında açık kapı bırakan bir devlet de olamaz diye şey düşünüyorum. Ki burada çok aslında buradaki trajikomikler için ne diyor? Gerek Emlakçılar Birliği, gerek Değerlendirmeciler Birliği ve benzerleri gelin bize yasamızda, gelin bize yasa getirin, bize denetleyin diye dünya hiçbir yerinde tersidir her zaman. Olmasın evet. Yasa biz kaçıralım. Evet. Bizde tamamen tersi olmasına rağmen dediğim gibi emlak konusunda yaşamış olduğumuz işte bu ihmalkarlık mı yoksa bilerek yasalar Değerlendirmeciler Birliği, Emlakçılar Birliği üzerindeki sıkıntılar o açık nereden dolayı olduğunu halen çözmüş değilim. Siz de aynı şekilde diye düşünün. Çünkü birçok kez birlikte evet. Yaraya geldiğimiz zaman aynı problemlere görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Evet, emlak yasası ile ilgili bir konuştuk. Tabii tekrar değerlendirme üzerinde konuşmuş olduğumuz bir nokta oldu. Tabii şu anda yaşamış olduğumuz bir sorun daha var. Özellikle yerli alıcılarımız ve TC üzerinde alıcılarımızın üzerinde yapmış olduğumuz sorun. Tapu indirimleri biliyorsunuz belli bir süre pandemiden dolayı devam etti sevgili Necmi. Ama evet. Ne yazık ki bu krizin en yoğun olduğu dönem ve kapıların daha yeni açıldığı dönem maalesef yeni gelen hükümetin de tabii eski hükümetin yetkisi olmamasıyla birlikte yeni tapu indirimleri tamamen uzatılmadı. Şimdi burayla ilgili büyük bir sorun yaşıyoruz. Birçok beklenti var. Birçok alıcı şu anda acaba uzar mı diye almaktan vazgeçer. Bu defa döviz yükselir veya alacağı proje yükseldi. Bu defa tamamen fırsatı kaçırmış olur. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dönem daha uzatmalı mı devlet? Kesinlikle uzatması gerekir. Faydası oldu mu peki sektörünüzde, sizin bölgelerde özellikle? Düştüğü zaman vardı. Bir motivasyondu. Evet. Çünkü bizde müşteriler nasıldır? Değilim ki ben bu arsayı alıyorum. Ne ödeyeceğim? Çok önemli bir örgü. Yani bu kadar para vereceğim. Ama tapu dairesinde ne ödeyeceğim bunu bilmez insanlar. Çünkü her gün gidip mal satın almaz diye ne doğal ödeyeceğim. Doğal olarak de. Sizin gibi profesyonel insanlara danışıyorlar. Bunun durumunda biz o saat deriz ki düştü mü düşmedi mi? Düştüyse bu kadar ödeyeceksin, düşmediyse bu kadarını ödeyeceksin. Dediğine katılırım. Birçok müşterilerimiz de bizim bir an önce durdurttu. Belki düşer. Çünkü %6 ile %3'ün %50 bir şeyi var. Hatta bazı konularda %1'e kadar düşmüştü hatırlarsanız. 140 metrekare altındaki noktalar. O nasıldı? %3 normal. 3'ün 1'e indirmiş oldular. %1'e iner ama %6 olunca muaflıkta %3'e iner. Çok %50 büyük bir orandır. %50 büyük bir orandır. Şimdi ödeyeceksen 4000 sterlin. Şimdi öden muaflıkta %3. %3 de öden, 2000 sterlin öden. Ama 2000 sterlin ödeyeceksen, %1'e düşünce 750 sterlin öden. Bu da büyük bir motivasyondur aslında. Bir tekerleğin dönmesine biliyorsunuz. Çünkü emlak sektörü, bir lokomotif sektörü, emlak ve inşaat. Dolaylı ve dolayısıyla olarak 100'e yakın sektörü birebir etkiliyordu. Hepsine dediğin gibi 100'e bağlı bir sektördür. Mobilyacısından tut demircisi, betoncusu, osu, busu. Tabii. Yani hepsine bağlı olan bir şeydir. Ama gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bankada duracakları paraları, buradan sesleniyorum sağa Hüseyin, arsa araziye yatırsınlar. Bu çok önemli bir noktadır. Onunla ilgili de senden bilgi almak isteyeceğim. Peki şu konuda biz hatırlarsan yıllar içerisinde gerek senin de gazete demeçlerine, daha önce katıldığın televizyon programına, benim de aynı şekilde birçok bu işe bilen meslektaşlarımızı da geçen sene hepimizin hemfikir olduğumuz bir nokta vardı.
yatırım yapabilen izleyeceğimizdir bahsederim. Alın, satın alın. Çünkü bu fiyatlar bir daha bu şekilde kalamaz. Krize rağmen de kalamaz. Nitekim son 1-2 ay içerisinde aynı şeyler için duyuyoruz. İnşaat malzemelerinin korkunç bir şekilde yükselmesinden dolayı fiyatlar hakikaten artıyordur. Evet. Şimdi bu da az önce bahsettiğim konu. Para bankada maalesef ki şu anda çok büyük bir getiri sağlamayarak ki bir tek faize koyduysanız, özellikle döviz faize koyduysanız çok büyük bir getiri sağlamıyor. Dolayısıyla bir miktarını gayrimenkul üzerinde yatırmak hem ülkemiz için daha bir hareket sağlamış şey oluyor, hem kendileri için büyük bir avantaj sağlamış şey oluyor. Şimdi herhangi bir arsanızı düşünün, örneğin yani. Örnek Alayköy veya Hasbulat, doğu batı derik biz. Hasbulat'ta bir arsanızı düşünün. Diyelim ki 30 bin sterline aldığınız zaman kendini, zaten Lefkoşa Hasbulat'a doğru yorur, kendi kendine yorur. Nüfus artıyor, gelişmek de olabilir. Mecburiyetten, çünkü demince dediğimiz gibi daire fiyatları ve bunlar daire fiyatları nasıl artar? Arsanın parasından dolayı artar. Arsa parası daireye yansırsa 25-30 bin lira. Müşteri der ki ben 75 bin liraya alacağıma daireyi biraz daha dışarı çıkayım. 45'e alayım, 50'ye alayım. Arsa parası daha ucuz olunca o binanın maliyeti, metrekaresi, fiyatlar bellidir. Yani bugün Çatalköy'de de yapsan fiyat bellidir. Balabayısta'da yapsan. Balabayısta'da da aynen. Tamamen ama arazi ve lokasyon. Arazi ve şey farkını. Eğer senin bugünkü bankaya gidip faizde değil de borç alabileceğin bir taksitle bugünkü maaşına göre borç alamam. Lefkoşa olduğu gibi kilitlendi. Yani 7 milyar 8 milyar alan kişi 20 bin borçlansa 13 milyar 500 ödemesi gerekir. Demek ki karı koca olduğu gibi bütün maaşını 7,5 yatıracak. Nasıl geçinecek? Öyle bir imkan yoktur. Öyle bir şey. Ne yapacak? Kirada kalmaya daha devam edecek. Peki kiraların bu kadar artmasının sebebi de bu olmalıdır diye düşünüyorum. Yok, bu değil. Nüfusun artması da. Üniversitelerin tabii ki zencilerindeyim. Bunların arkadaşlarımızın Kuzey Kıbrıs'ta artmasından dolayıdır. Bunların arttığı zaman da kira yönündeki pozisyonlarımız pandemide bir ara bizim Lefkoşa ve tüm adada durduydu. Hepsi kaçtı. Evet. Türkiye'ye kaçtı. Biz onlara kaldıydık ve döndük onlara 1500, 2000, 2500 TL'lere ev vermeye başladıydık. Çünkü biz dolar ve euro ve isterliğin kiracı yok. Konut çok. Evet. Şimdi tamamen tersi oldu. Tam tersi oldu. Şimdi başladı. Kendi kendine kontratlar bittikçe İsterliğine, dolara ve euroya dönmeye başladık. Her kontrat bittiğinde devam edecek mi? Etmeyeceksen isterlindir, eurodur. Çık, başkasına kiralayalım. Bu da aslında şimdi yatırımcılar için bir fırsat daha doğuruyor. Hatırlarsan ne zaman çok hızlı bir şekilde daire ve konut satılırdı? O zaman kiracı. İyi bir kiracılar ve döviz karşılığı bir kiracı varken abonatman mansuresi kendi kendine kısa Kuzey Kıbrıs'ta da kiracı yönündeki pozisyon bizim ada içerisinde araştırmamız Magosa'dır. Doğu Akdeniz'den dolayı. Doğu Akdeniz şu an şimdi patlamıştır. Artık yani ev diye bir şey yok. Yani müteahhitler Doğu Akdeniz'in tarafındaki yatırımlarına doğru gider. Ama neden? Bir zaman inşaat sektörü şehir planlamanın Doğu Akdeniz'deki durduğu için Fasıl 96'yı belli bir sene dokunmadılar. Dokunmayıp kira yönündeki kiraların artmasın diye 6 kat, 7 kat, 8 kata kadar orada daireleri bıraktılar serbest. Evet. Belli bir şeye kadar artık kilitlendi. Mausa artık o Doğu Akdeniz'in çekemeyeceği bir şey kaldı. Yalnızca değil yani şeyden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bizim çocuklarımız da Doğu Akdeniz'e gider. Yalnızca Türkiye'den gelenler değil ya da yurt dışından değil. Diğer
okullarımızın da eşit bir şekilde nüfus artıyor. Evet. Gerek Girne'deki üniversitelerimiz, gerek Lefkoşa'daki şu andaki üniversitelerimizin gördüğüm kadarıyla iyi bir potansiyel yakaladılar. Nedenini sorarsanız çünkü birçok yeni üniversite yapmaya başladılar ve olan büyüyor. Evet. Hiçbir üniversitede ben küçülmek duymadım. Kesinlikle. Kapatılmasını da geçti duymadım ki bu arada iyi bir şeydir aslında ülkemiz için. Demek ki bu potansiyelin yüksek öğretim krize rağmen yüksek öğretim üzerindeki büyüme devam ediyor. Umarım aynı işe turizm için de devam etsin. Turizmden dolayı inşaat için de devam ettiği takdirde. Ama bir nevi Hüseyin bu turist gibidir. Yani bir öğrenci Türkiye'den çıkıp geldiğinde uçağına biner. Uçağının Ercan'ından iner. Ercan'ından indi. Taksicisinden tutar. Kesinlikle. Gelir, otelinde kalır. Otelinden ertesi gün beni gelir. Benden ev kiralar. Benden ev kiralayınca evin elektrik dairesine, su dairesine, o suna, bu suna girdikten sonra döner bir de Hüseyin markete gider. Çünkü her gün nefes alıyorsa o marketten ve restorandan, o taksiciden, o galericiden kafede, başlar. Kafede, restoranından dediğin gibi. Bu bir turisttir. Yani baktığın zaman turist, ama yerli turist. Yerli bir şey turist ve burada kalıcı ve baki. Çünkü bu turiste iyi baktığınız takdirde bu turist diğer turiste benzemez. 2 hafta kalmayacak. Aksine 4 sene bir şey burada kalacaktır. Burada da aslında birçok öğrencilerimizden de programların içerisinde almış olduğumuz şikayetler var. Sevgili Şen Necmi. Ama konu nedir? Birçok öğrencimizde de bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ederiz. Bir gayrimenkul firması seçtikleri zaman iyi bir gayrimenkul firması seçsinler. İkincisi merdiven altı veya başka bir öğrenciden ev kiralamaya kalktığınız takdirde en büyük mağduriyet onlardandır. Bugün 35 evet. senelik bir firmadan bir şey kiraladığınız veya satın aldığınız zaman bir şey başınıza gelmeniz çok yani binde bir olacak olan bir nokta. Niye? Çünkü sigorta. Bir kere şirket firması 35 senelik ya da 40 senelik, 20 senelik, 15 senelik ismini korumak peşinde. Evet. Bir kiralamaktan ziyade veya bir satılmaktan ziyade. Dolayısıyla burada sevgili öğrencilerimiz evet bu konularla ilgili müzdarip olduğu noktalar var ama bazı konularda kendilerine de görev düşer. Çalışacakları kişiyi ve kurumu çok iyi seçmelidirler. Dediğin doğrudur. Bu çok önemli bir noktadır aslında. Bizim bu Kuzey Kıbrıs'taki Hüseyin üniversiteler var ya, evet. bu üniversiteler yalnızca üniversitede bana göre, benim görüşümü söyleyeyim, sana söyleyeyim. Yalnızca üniversite gelip okumaz. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde annesi, babası tabii olmaksızın nasıl bir ev kiralayabilirim? Annesi, babası olmaksızın evin elektriği borcunu ödemediği zaman kesilip elektrik dairesini nasıl bulabilirim? Ya da internetten elektriği nasıl ödeyebilirim? Veya apartmanın önüne geldiği zaman arabayı nereye park edebilirim? Hakkım neresidir? Çünkü anne baba yok. Evet. Merdivene girdiğim zaman merdiven aidatını ödeyeceğim. Bunlar bilmez. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genel kültürünü görmüş olur. O genel kültür de kendine en büyük üniversitedir. Peki şunu öğreneyim şu anda. Şimdi yılların tecrübesinden bahsettik ama benim bildiğim kadarıyla her gayrimenkul profesyonelinin senin gibi bir uzmanlığı var özellikle. Tabii ki her şeyi yapabiliyordur ama genelde uzman Necmi Sıddık'ın uzman olduğu noktada şey için nedir gayrimenkul yatırımında? Bizde benim kendi ve firmandan da firmanın şey içerisindeki şey. Kendime bıraktığım ve devamlı onun üstünde de arazi konusudur. Arazi ve arazi gelişimi konusunda bayağı evet. gördüğüm kadar bayağı etkili çalışmanız var. Çünkü bir araziyi ben bir sunum yaparken sana işte bu arazi 10 dönümdür Tatlısu'da ya da Küçük Erenköy'de demem. O araziyi ilk önce ben kendim alırım. Şehir planlamadan neler yapılabilir, kaç tane ev yapılabilir, kaç metrekare yapılabilir. Gerekirse bizim mimarlarımızdan bir çalışma yaparak kaçlı ev olur, apartman dairesi 2 kattan kaç yatak odalı ne olur. Onların veya arsa parsalosunu olursa kaç paradan arsa parsalosunu açılır. Diyelim ki örnek standart bir fiyat var. 10 bin sterlin bir arsaya giden mebladır. Arazi kaç paradır? Bu kadardır.
bir tane arsa satıldığında bölgesel fiyat budur. Evet. Bunun çalışmasını yaparak yatırımcıya derik ki gel bu araziyi satın al ama bizim kafamızdaki projeyi de anladırık. O projeyi yatırdığın zaman 300 bin isterlin. Burayı ben sana ya da kendin, ben karışmıyorum. Burası da 200 bin isterlin bir harcamayla 500 bin isterlin. 700 bin, 800 bin üsteline de bu bölgedeki arsa fiyatlarının fiyatları da bunlardır. 800 bin isterlin de bir yılın içinde 300 bin isterlin kara geçer. Dolayısıyla bir paket halinde yatırımcı arasında şey sunuyorsun. Bir tapunun... Onu anlatmadan Hüseyin Bey o araziyi hayal satamaz. Hayal edemez yatırımcı bir kere dediğiniz gibi. Yoksa yerin tapusuna göndermek çok kolay. Zaten tapusunun üzerine kaç dönüm olduğunu da yazıyordu. Sizin bir daha söylemeniz de bir anlam ifade etmiyor ama yapmış olduğunuz demek ki en büyük uzmanlıktan bir tanesi arazinin veya tarla şey üzerinde. Tarlayı nasıl arsaya dönüştürürsünüz? Bunun üzerindeki kazancı ve bunun üzerindeki imarla şey birlikte veya bu imar üzerinde neler yapılırsa bu yapıldığı kaç süre içerisinde, kaç zaman içerisinde şu kadar kazanç elde ettikleri bir paket halinde diyor. Çok büyük bir avantaj. Mesela bunu anlatayım. Yani geçen ayda olan bir olay. 40 dönüm, 45 dönüm bir yer. Evet. Geldi tek bir koçan bir şey. Adam diyor ki ben burayı satmak isterim bu fiyattan. Dedim ya bu fiyattan bütünle satabileceğimize. Gel gidelim seninle tapu dairesine. Ben sana projecizayım. 5 dönüm. Parça haline getireyim. On kişiye satalım. Bir kişiye satmayalım. Ne kadar parça küçük olur, miktar küçük olur, herkesin alma gücü daha fazla. Daha fazla kişiye hitap edersiniz. Aynen. Daha yüksek fiyata pazarlama şansınız olur. Bu da aslında şunu gösteriyor. Burada gene tekrar değerli izleyicilerimizin birçok arazi sahibi veya benzeri bir yatırımcımız var. Veya ataydan kalma bir araziniz varsa onu da doğru değerlendirmek gerekiyor. Çünkü artık bölgeye göre. Çünkü artık yerine koymak eskisi kadar kolay olmuyordur artık şey insanların ve herkesin belki artık bir alma şansı var veya yoktur. Bu dönemde ne yazık ki bu kriz döneminde bu dövizde yaşamış olduğumuz sıkıntılarda. Evet dövizden konuya gelince şu anda döviz ve yüksek faizlerle olarak çok büyük bir sorun şey yaşıyoruz. Bu konuyla alakalı nedir düşünceniz? Buradaki yerli müşterinize ne gibi bilgiler vererek ne şekilde kredi kullanmalarını tavsiye edersiniz ve dövize karşı kendilerini nasıl korumalısınlar? Mesela bir örnek söyleyeyim. Bizim yıllar önce 2003 öncesini söyleyeyim ben size. Anlam planı gelmeden önce. Evet. Düşünün yani şehit çocuklarında biz arsa satardık. Yüksek bir paraydı. İnsanlar bakmazdı. 3000 isterlin. Evet. Yeni kentte 5000 isterline arsa satardık. 4 tane müşteri götürürdüm. Biri derdi ya güneşin yüzü bura bakmaz. Bu burada ev yok yahu. Burada der tarla ya bu derdi ve 5000 isterline Gönleli Yenikent'ten arsa almazdılar. 2003 anlam planında aniden o 5000 oldu 50.000. Şimdi de oldu 150 bin. 150 bin ve 130 bin isterlinden aşağı Gönleli Yenikent'te arsa yok. Haklısınız. Şimdi baktığın zaman hangisi sana şey getirir? Evi aldığın zaman apartman dairesini belli bir kira şeyi getirirdi. Ama o bir zamanıydı ki 300-350 isterlin yıllık peşin alırken. Biz ne yapardık? Ya oturum ya da yatırım garantisi verirdik. Biz kumsal emlak olarak. Onu nasıl garanti verirdik? Ben kiralama yönünden bir yıllık peşin kiralardım ya. Dönerdim sana bir ev satardım. 350'den 5 sene garanti verirdim. Müteahhit arkadaşı ödüyordunuz neredeyse o para. O da kendi kendine garanti yok. Alırdı. Bankadan borç alırdık. Evet. Belli bir para 10 bin 20 bin. O 20 bin liraya da derdik ki sana biz diyelim ki 1000 isterlin ayda ödeyecek. 1000 isterlin nasıl yapardık? 3 tane evi vardı. 350'den yıllık peşin alırdık. Senin adına başka bir hesap açardım. Evet. Açtığım hesaba da
350 çarpı 12. Kredi yatırıp bir an önce kapatmayı. Yok, yatırmazdık. Yan hesaba kurduk. Derdik ki blokeli bu hesaptan ay gelince sen çek al. Ay gelince sen al. Adam 12 ay boyunca hiç bankaya gitmeden orada taksitleri yatmış olurdu. Günü gününe ödemiş oluyordu. Eğer biz bankaya yatırsaydık o parayı peşin aldığımızı, ikinci ay bize banka dedi diğer paran oldu. Ama biz 12 ay boyunca hiç bankaya gitmeden diğer hesaptan diğer hesaba aktarmayla adamın da ansızdan eline geçerdi 1000 TL, 2000 TL ekstra giderdi. Balon ödemeden öderdi kendini. Bir bakardı 4 tane ev olurdu. 300 TL'den 4 tane evin yıllık peşin 5. evi satardım ben de ki o 4 tane evin ve 5. evinde taksidiyle 5. evi kendi kendine öderdi. Evet, ne yazık ki şu andaki bu Yok. Bu matematik maalesef işte TL'nin bu kadar erimesinden dolayı dolayı ve faizlerin yükselmesinden dolayı maalesef bu matematik şu anda tutmaz. Ama az önce bir şey bahsettin. Daire yatırımcılar için de bir avantaj dedin. Zamanındaydı. Şimdi de yavaş yavaş kiralar tekrar eski haline dönmese de yaklaşıyordu. Yaklaşıyor. Bu da yani bu bir sene daha ister. Bu da aslında bir alım fırsatı. Şimdi alacaksa bir yatırımcı gelecek sene dengeleyecek diye düşünmekteyim. Peki bununla alakalı dediğim gibi şu anda faizler çok çok yüksek. Özellikle bütün müşterilerimize şu anda yapmış olduğumuz tavsiye budur. Özellikle kredi kullanırken TL kullanır. Eğer ki döviz geliriniz yoksa kesinlikle döviz krediye yaklaşmayın. Bunu istatistik olarak kendileri incelesin. Döviz patlaması böyle kendi kendine bir anda patlamaz. 3 evet. yıl 5 yıl içerisinde döviz patlar. Yani bu standarttır. Bugünkü tarihten geriye gitsinler. Dövizin durumunu incelesinler. Biz yıllardır bu sektörde olduğumuz için 3 ve 5 yılın içinde patlar döviz. Ben 5 senenin içinde TL'nin faizini alacağıma o dövizin riskini alırım. Kesinlikle. Da sonunu yani patlarsa bile sonunda ben şey yaparım. Programın tabii çok hızlı geçti. Gördüğüm şey kadarıyla değerli izleyicilerimizin almış olduğumuz mesajlar var. Hepsine buradan bize izledikleri için teşekkür ederiz. Hasan Efe. Birçok dostumuz izler sevgili. Özden'e de buradan selamlar. Özdeş'e söylüyoruz. Şunu sorayım son olarak. Kumsal Emlak istihdama açık bir firma mı? Ben her programımda yine birçok gencimiz veya bu işe başlamak isteyen birçok izleyicimiz var. Birine iş sağlayabilirsek ne mutlu bize. Kumsal Emlak istihdama açık bir firma mı? Şu anda herkes gelip size başvurup siz eğitimler gerek bütün her şey açık mısınız? Hüseyin zordur her insanı alasın. Çünkü okul değil orası. Bir de üstelik senin şirkete girdiği zaman organlarına girer. Onu 3 ayın 6 ayın içerisindeki o organların da 6 ay geçince seni olduğu gibi olmuş yerinden geriye doğru ittirir. Çünkü o müşteri potansiyeli, o mal potansiyelinin bir nevi ortağı olur. Yani doğru insanı bulmaktır. Hem ben seni memnun edeyim, hem o beni memnun etsin. Yani bir nevi de şey var. Gayrimenkul iş çok ciddi bir iştir. Evet, demince sizinle programa başladığımızda Emlakçılar Birliği yasasını geçirseydik o da düşünmeyeceydi. Ben gideyim bir ofis açayım ya da şey yapayım. Düşünmediği zaman da sende de değilim ki X bir şirkette çalışacağına, galerici ya da toptancısı onda bunda aldığının 1,5 katını veya 2 katını aldığı zaman bende tabii ki beni bırakmaz. Evet. Yani geldik yasanın tekrar şeyine. Önemine geldik. Evet. Dolayısıyla anladığım şey kadarıyla Kumsal Emlak danışmanlarını seçerken çok seçici de şey davranıyordur. Evet, aynen. Herkesten ziyade doğru kişiyle kesinlikle dokunmak ister ve kesinlikle temasla geçmek ister. Son olarak da güncel yanı başımızda maalesef umarım bir an önce barış sağlanacak bir kötü olaylar, savaş yaşanıyor. Çok insan mağdur oluyor, çok insan can kaybına şey uğruyor. Dolayısıyla evet, bunu bir fırsata çevirmekten ziyade gene de
ülkemizde yakın bir dönemin şey içerisinde gerek Rusya'dan gerek Ukrayna'dan alabileceğimiz bir potansiyel olduğunu düşünüyor musun? Ne şekilde olacağını son olarak sorayım. Programlama başlamadı. Başladığımızda bunu söylemiştim sana. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iklimi Rusya'ya olsun, Ukrayna'ya olsun hayal edecekleri bir şeydir. Zaten bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mal alma yaş 50 ve üstüdür. 50 ve üstü olduğu zaman da parası olduğu takdirde emekliye çıkmış insandır. Artık kendinin rahat edebileceği, güneşi hayal ettiği, bizde bol bol güneş var, denizin temiz olduğu, bol bol temiz evet. Ve doğanın dokunulmamış. Yani bir düşünün, Amerika'ya gittiğinde sokakta yürüdüğünüz zaman gökdelenler var. Evet. Ve gökdelenin sonuna bakasın, fotoğraf bile çekemen, yani iki kere, üç kere çeken kendini. O araba gürültülüğü, o benzinin, petrolün kokusunu duymak istemezsen, bir Esentepe'de baktığın zaman o doğaya, o çamlara, o doğa bu kadar yakın olması. Yakın olması. Doğanın bu şekilde olması. Bu senin hayal edebileceğin, rüyada hisseden ve bunun durumundaki pozisyonda yeni bir şeye gelin. Yani sen geldiğin zaman, bir ev aldığın zaman diyelim ki Esentepe'de, yan komşun da İngilizce konuşur ve onunla oturun kahve için. Evet, biz de birçok kozmopolitan bir ülkeyiz aslında birçok bölgede. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda demek ki Rusya'dan ve Ukrayna'dan yatırımcılar bekliyorsunuz. Bizde kar ilk defa kaç yıldan sonra geldi ve... Çok da sevindik aslında. Evet, sevindik. Rusya'daki gelse de bunu görseydi. Yani onda her gün ya. Her gün olan şey aslında. Evet sevgili Necmi, dediğim gibi çok keyifli bir program oldu benim için. Teşekkür ederiz. İşe bilen bir meslektaşımla görüşmek, konuşmak. Sağ olun. Benim kadar keyifli olduğu için eminim izleyicilerimiz için de keyifli olmuştur diye düşünüyorum. Bizim program tekrar ve tekrar gösterilmektedir. Dolayısıyla Facebook'tan gerek canlı televizyonlardan gerek YouTube'dan bize izleyebilecekleri iyi bir programmış olduğuna inanıyorum. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yoğun gündeminde burada bulunduğun için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki program belki yasamız geçmiş olur da onun kutlamasını birlikte yapar. Bir programımız güzel olur. Ayağına sağlık, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir programımız daha sona geldik. Umarım daha iyi bir günler, daha yarın. Bu arada ülkemizde biliyorsun büyük bir grev var. Bu konuyla alakalı pek görüşemedim. Çünkü yatırımcılar aslında hitap etmiyor. Yatırımla alakalı değil ama daha refah, daha müreffeh bir ülkeyi yaşamak istiyoruz. Normal bir şeydir. Yarın grevin olması. Aslında demokrasilerde bu tarz şeylerin olmasının da aslında fayda var. Alıştık biz. Dolayısıyla burada umarım demokrasi çerçeve içerisinde geçecek bir grev olur. Ve kimsenin mağduriyeti yaşamayacağı bir gün geçirmiş oluruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. We'll be right back.